Selamünaleyküm. Selamünaleyküm Muharrem abi. Aleykümselam Selim. Selim, nasıl oldu abla? Muharrem abi, pembe oldu, toz pembe. Hiçbir şeye kızmaz, bağırmaz, düğmez. Allah çarpandan razı olsun. Resmen pembenin karakterine rotbalans ayarı yapmış herif. Sağlığı nasıl? Ayaklanıp dolaşır değil mi? Ne dersin be? Bırak ayaklanıp dolaşmayı, çiçeklenip satışa bile çıkar. Hadi be. Vallahi. Menekşeyle birlikte çiçeğe çıktı. Azır bedel acısı hafızasını kaybedip toz pembe olmuşken fırsattan azıcık istifade edelim be. Abi pembe be. Ay sırrım öyle ağrır ki. Taşıyamam be bu sepeti be. Acaba benim sepeti de taşır mısın? Ah canım ah. Sırtın ağrır da. Neden, niye daha önce de söylemesin? Ta evden buraya kadar taşıdık kız sepeti. Rica edeceğim bir canım bana. Ver ben sana bu sepeti taşıtır mıyım rica ederim yani. Ay yani ne bileyim yani fark edersin zannettim. Siyah. Özür dilerim. Kusura bakmayasın. Estağfurullah bir menekşe. Hayırlı işler Pembe abla. Bu beyefendi kimdir menekşe hanım? Hatırlayamadım. Dalga mı geçersin sen benimle Pembe abla? Abi Pembe abla hafızasını kaybetti, duymadın mı? Ne diyorsun lan Nuri? Oo, bütün mahalle duydu, sen duymadın mı? Ulan bütün mahalle duydu da bana niye söylemedin lan ha? Abi Rüştev be, yani egzoz dumanını boğdu bizi be. Haydi çekesin arabanı be, haydi. Hadi be. Eş, eş. Yürü. Ben gene de bu beyefendiyi çıkaramadım. Nerede tanıyacağım ama nerede? Bu meyhanede çalardık öyle. Hatırlamazsın değil mi? Yok. Vallahi hiç hatırlamam. Altı üstü bal kavunu, önlü de arkalı şah kavunu. Toplaya koklaya seç kavunu, tıklaya tıklaya yar kavunu. Çıkarın sazları kavun geliyor. Bak şu kadar net nasıl azıyor. Çıkarın sazları kavun geliyor. Bak şu klarnet nasıl çalıyor. Paralar inanamıyorum. Tut oğlum şunu. Bir dakika, bir dakika. Dokunmayın paralara. Kimse dokunmasın. Şey. Ulan pembe. Ey şeyi unuttum. Bir tek parayı unutmadım. Parayı görünce ruhu çekilir değil mi? Kavun kavun kavun. Pembe bana mı verirsin paraları? Kargaşa çıkmasın. Sen bu ailenin büyüğü sayılırsın. Paraları artıkın, akkaniyetle sen taksim edersin. Toz pembe, senin bu kadar iyi bir insana dönüşeceğini bilsem çok daha önceden kaybettirdim sana hafızayı. Kavun düştü elime. 150, 160, 170. Vay be. Paraları hakkaniyetten taksim edince bayağı iyi para kaldı bize. Pembelerin payına ne kadar düştü baba? 25. Bu ne biçim hakkaniyet be baba? Biri 25, öteki 175. Benim hakkaniyetim biraz denişik galiba. Bu pembeye ne olmuş öyle be abi? Ensesine vur, lokmasını ağzından al valla. Uyu suyu değişti resmen gacının. O eski şirret pembe gitti, yerine melek gibi bir pembe geldi. Abi bu karı eskiden beni her gördüğü yerde boğmak istemez miydi? İsterdi. Ay şimdi çiçeğe giderken sepetimi taşıdı, işten dönerken de birimiz de kalktı bana yer verdi. Bana da paraları kendi elleriyle verdi, şaştım kaldım. Ferhat abi, şimdi gidip istesen var ya, sultanı bile verir sana bu şaşkoloz karı. Ya bir dakika, bir dakika. Ne oldu be oğlum? Fatoş şaka yapar ama esasında doğru söyler be baba. Hazır pembe böyle toz pembe olmuşken sultan istesek ya. Doğru dersin be oğlum. Nasıl da aklımıza gelmedi. Bu kafayla kesin verir. Vallahi verir. Canın hemen istemeye gidiyoruz. Ey yaşa baba be. Hoş geldiniz dedik
kaldınız şu gar komşularım çok yaşa oğlum. Gözleri biz ay yıllarda kaldı Yunus'um, hoş geldiniz. Merhaba. Eskiden nasıl karşılardı şimdi benim. Nasıl karşılar? Lokum abi Pembe abla. Ay canım ne gerek vardı vallahi çok mahcup ettiniz be. Ay siz de iyi insanlarsınız. Biz değil mi? Bizi biriyle karıştırır galiba. Alın çocuklar çok güzel lokumları, güzel güzelliğin afiyet olsun hadi. Sizin gibi güzel güzel komşulara sahip olduğum için o kadar mutluyum ki. Kim bilir sizinle ne güzel günler yaşadık. Ya ya çok güzel günler geçirdik Pembe abla. Pembe bilirsin biz buraya hayırlı bir iş için geldik. Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızın sultanı oğlumuz Ferhat'a isteriz. Şimdi bir kızımla konuştum. Ne dedi? Dedi ki ben Yunus abimin oğlunu çok severim dedi. Tabii tabii yani sen hafızan gitti diye hatırlamazsın ama onlar sözlüydüler zaten. Öyle miydi öyle miydi? Tabii tabii. Tabii tabii sözlüydük tabii Pembe abla. Yani benim de böyle bu ikisiyle ilgili aklıma bir şeyler gelir gider. Ben hatırlamaya çalışırım da pek hatırlayamam. Aman hiç hatırlama hiç hatırlama. Tabii Pembe canım, abla hatırlamana hiç gerek yok. Yorma beynini be. Daha yeni kaza geçirdin değil mi? Tabii tabii. Şimdi ne dersin toz pembe? Verdin mi kızı yani? Babacığım büyüğümüz sensin. Tabii önce sana sormamız lazımdır. Veririm ama bir şartım var. Bu Yunus hadisi bana bir karı bulup evlendirecek. Sonra sultanı veririm. Aman be dede. Sen ne dersin ana verdin mi? Madem siz birbirinizi sevmişsiniz... ben de verdim gitti kız. Pembe abla. Kurban olsun Pembe abla. Ciddi verdin mi? Vallahi verdim be. Ulan Pembe. Bunlar bir evlensinler. Sonra gelip ben de seni isteyeceğim. Utanırım. Öyle deme be. Hafızan kaybolmadan önce biz seninle sözlüydük zaten. Öyle değil mi? Öyle öyle. Öyle. Tamam madem öyledir. Çocuklar bir evlensin. Bizi o zaman artık bakarız. O zaman yarından tezi yok düğüne başlarız. Ay canım. Fatoş nereye böyle acele acele? Ferhat abim düğünü için kahveyi hazırlarız. Öyle mi? Demek sonunda Pembe verdi sultanı. Öyle ya verdi verdi. Hadi görüşürüz. Canım istiyor her gece her gece. Canım istiyor her gece her gece. Usta pirima kaçtı tovala. O kartu kalaman açtı pirima. Usta pirima kaçtı tovala. O kartu kalaman açtı pirima. Güzel kardeşim geç kaldım tam kafaya kalkayım ben. Hadi. Çok güzel ol. Kolay gelsin sağ ol. Ay. Tavşanı kovaladım. O kadar heyecanlıyım ki Ferhat. Hala inanamam evleneceğimize. Ben de şahane. İnsanın inanası gelmez valla. 10 dakika sonra nikahlı karım olacaksın. Vay be Allah'ım be. Ooo nikahlı burada geldi. Böyle buyurun. Nikaha başlayabiliriz öyleyse. Anam gelsin öyle başlayalım be Muharrem abi. Tamam sultan olur. Harbiden evleniyor bunlar be. Hem de telli dolaklı. Elinden size misin Muharrem abi? Hem ablanın hafızası gitti ya. Arada kandırıp kız almışlar abi. Ulan bunu da mı göreceğiz be? Allah kahretsin be. Allah kahretsin. Pembe abla! Nereden çıktın karşıma be kadın? Pembe abla! Lan yoksa kadını öldürdün mü lan? Yok abi ya bayılmış ya. Pembe abla! Ne olur be abla! Abi kendine geliyor. Ne olur be abla! Ulan ne vurursun? Eşoğlusun senin ağzını yırtar kafanı kırarım ha! Bayılmış be Pembe abla! Ay! Kaç yıldır bu taş arabasını sürmeyi öğrenemedin mi lan hala? Pembe abla. Ver lan şu çantamı. Senin de hafızan yerine geldi galiba. Ne
hafızası lan? Sen ne abuk subuk konuşursun be? Abla, senin hafızayı kaybetmiştin ya. Hani karakterin falan değişmişti. Toz pembe olmuştun be abla. Doğru mu dersin ulan? Vallahi abla. Hatta o sırada sultanı Ferhat'a vermişsin yanlışlıkla. Düşün. Madem siz birbirinizi sevmişsiniz, ben de verdim gitti mi? Ulan Ferhat. Ulan Yunus. Yedim ulan sizi. Allah! Allah'ını seve beni tutmasın. Çekil ulan önümden. Atalan Nuri, eğlence doğdu oğlum. Bari bir ben bizim nikahımıza da gelecek. Bak biz de bunlar gibi yaparız nikahımızı. Tamam. Hah, Nuri de geldi. Nerede kaldım ya ana? Eyvah bu kadın. Yine başımızı gözümüzü yaracak. Yak ya, çak değişti açak. Ulan sahte Rumanlar. Ulan düzenbazlar. Bu sefer tanıdı bizi. Baba, hafızası yerine geldi galiba. Demek hafızamı kaybettiğimi fırsat bilip sultana nikah kıyacaktınız ha. Ulan ben sizi çiğ çiğ yemez miyim ulan? Ha? Ay attı bu işi. Eyvah, korkuyorum başıma geldi işte. Baba, kafasına vurun kafasına. Kafasına, belki hafızası gider yine. Kafasına. Vurun lan. Ver el, ver el. Teker teker anlatın bakalım. Komiserim, biz sultanla evlenecektik. Ne güzel. Evlenin. Nikahta keramet vardır. Evlenemedik ki komiserim. Anamın hafızası tekrar yerine geldi. Allah gündetti komiserim. Demek ki yukarıdaki de istemez bunların evlenmesini. Uş! Köpek. Allah sevenleri ayırmaz. Ulan sen kimi köpek dersin kaktüs çiçeği? Yırtar bulan senin ağzını dilini kopartama. Çağırt kabakat. Susun be. Susun. Şu işi adam gibi anlatın biriniz. Ben anlatayım komiserim. Muharrem ateş bastı be. Muharrem tut şu kravat icabı. Lades! Ne oluyor lan? Delirtti